Her ürün kendi kabında olduğu için hiçbir sorun yok. Sadece rafların tozlarının alınması lazım sık sık. Burada bir sıkıntı yok. Bizim için sıkıntı ıslak alanlarda. Ama tabii bu tip blok dökülmüş ürünlerdeki sıkıntı bloğun niteliklerinde. Mesela bak senin içinde Çizikler. çizikler var. Bunları olmaması lazım. Tabii bunları varsayalım ki bu çizikler var ve bunu çıkarıp atamayacağız. O kadar zengin değiliz. Ne Ne yapalım? yapalım? Ne yapalım? Hemen bir tane tasın içine çamaşır suyuyla bir ürün hazırlayalım. Nasıl hazırlayalım? 9 ölçü su olsun. Mesela bardakla yaptık bunu. Bir ölçü bildiğimiz çamaşır suyundan katalım. Bir metal kaşıkla karıştıralım. O demin aşağıdaki Benzerim. süngerlerimiz vardı. O süngeri buna batırıp buralara dokunduralım. Dokunduralım ve yarım saat bu alanı ıslak vaziyette bırakalım. Oo, siz onu söylemeseniz ben alırım bezi. Allah Hayır, ne hayır, hayır, verdiyse. hayır, hayır. Ha? Değil. Hayır, öyle bir Niye? şey yok. Çünkü bunları bu çiziklerin içindeki kirlerin, bunlar proteinal yapılar olabilir, başka bir şey olabilir, bilemeyiz. Bunların çözülmesi lazım. Çözecek. Bekleyecek yani şimdi. Bekleyecek. Sonra ne yapacağız? Bunu yıkamak yok öyle bezlerle. Islak bir mendil kullanarak bu işi yapabiliriz. Çünkü çok su tüketmeyelim. Doğamızı da koruyalım. Ya da böyle bir kağıt havlu alalım. Birazcık keselim. Böyle alanı temizleyelim. Bu Peki, kadar. şimdi burada asıl musluklarda sorun var herhalde, değil mi? Var. Bütün Özellikle bu... şu kenarları simsiyah Şimdi bakın olabiliyor. bunlar için ne yapacağız? Şurası. Bu diş fırçamızı kullandık, ömrü tükendi diyelim. Bunu atmıyoruz. Bunları ayrı bir şekilde tutuyoruz. Bu temizlik için demin anlattığım kaptan bir miktar alıyoruz içinden sıvıyı. Başlıyoruz bunların Yapalım. etraflarını. Bunları o demin söylediğim malzemeyle ovacağız güzelce. Gene bırakacağız, dinlenecek. Bakın şuralarda da var. Evet, Hep bütün mikrop bunlar mu? için, bunların bir kısmı mikrop, bir kısmı kireç, kireç de olsa onların içine mikroorganizmalar yerleşiyor. Şimdi burada göremedik ama bunları hafifçe kaldırsak altında yapışkan dokular göreceksiniz. Böyle su Oh, havada evet. siyah siyah ve onlar işte son derece zararlı. Peki, o Evet. kadar çok konuşacak şey var ki. Peki, Şimdi buraya gelelim. lavaboya Burası, gidelim. Evet. evet. Burası en tehlikeli yer mi Şöyle acaba? bir parça alalım Tabii mı tabii Zahideciğim? Bir alabilirsiniz. küçük şey hani rahat kaldırabilmek Tabii. için. Çamaşır suyu 9'a 1 ölçek. En 9'a 1 mikrop ölçek. öldürücü. Evet, evet, Nedir? evet. Burada neyle temizlersen en az mikrop, yani hiç mikrop kalmaz. Biz de çamaşır suyunun mikrop öldürdüğünü düşünüyoruz ya. Onun Tabii için tabii tabii soruyorum. tabii 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 kesinlikle öyle. Şimdi çamaşır suyu türevi bir sürü ürün satılıyor pazarda. Bunların hepsini kullanabiliriz. Ne yapacağız? Ne Burada yapacağız? çok önemli bir şey. Ürünler zaten yapısal şekliyle kanca gibidir ağızları. Buradan sıkmaya başlıyoruz. Hiçbir temizlik yapmıyoruz. Kapakları kapatıyoruz. Yarım saat sonra geliyoruz. Bu kapakları kaldırıyoruz. Elimizdeki normal fırçamızla ovuyoruz. Başka bir deterjan falan eklemeye gerek yok. Sonra suyu basıyoruz. Bu aktı ve gitti. Biraz az söylemediniz mi? Yarım saat mi? Bazen Yarım bir gece saat. mesela Bir gece çamaşır suyunu bırakabilir. hem de hep Şimdi ben siz bunu her beyazlatayım. hafta yaparsanız böyle gecelerce beklemeye gerek yok. Bir kere çocuk evde olmayacak siz bu işi yaparken. Çünkü havaya bu maddeler uçuyor. Bunlar uçucu organik bileşikler listesinde. Asla o ürünlerle şey yapmamamız Temas lazım. etmeyeceğiz. Temas Bütün etmememiz bir gün, gerekiyor. bütün bir Evet. gece bekletmiyoruz. Peki hocam, bir de şurası. Çünkü biz bunları kullanırken muhtemelen bebeğimiz varsa bizimle her yere Tabii geliyor. tabii tabii. Bu kısmı nasıl Aynı temizleyeceğiz? Buraya dokunuyor çünkü. aynı ürünü süngerle kullanarak temizliyorsunuz. Çok istiyorsunuz köpürsün etsin. Bu zaten kapalı. Bunun içinde yok. Bir miktar çamaşır suyu onun içine de damlatılabilirdi ama bu üründe yok. Siz burayı çok fazla deterjan tüketmeden hep kullanacağınız ürün bir kabın içinde hazırlanmış ürün olacak. Ha, evet gelelim Evet, şimdi bunlara. bunu hemen şöyle özellikle ters çevirip koymamızı mı tavsiye edersiniz? Evet, Kurutalım bakın mı bunları? biz şimdi kameraman arkadaşlar dedim ufak ufak. Siz bakın burada ne yapıyoruz? Temizlik yapmak için bunun içine geliyoruz. Değil mi? Sıktık malzemeyi, havlu bir malzeme.
Bu. Evet. Geldik diyelim, yeri sildik. Yeri nasıl siliyoruz? En temiz köşeden başlıyoruz. Diyelim ki buraya yemek döküldü, diyelim çocuk kustu, diyelim bir kirlik var. En son orası temizlenecek. Mümkünse bir kağıtla, bir kağıt havluyla o malzemeyi alıp atacağız. Ondan sonra temizliği yapacağız.